AK Parti'nin organize ettiği şehir buluşmaları etkinliği kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Niğde'ye geldi. Almanya-Rusya Savaşı, daha sonra asrın felaketi dediğimiz deprem, Türkiye'nin ekonomisindeki dalgalanmaya sebebiyet verdi. Bunu herkes biliyor. Ama Türkiye'mizin bu deprem bilhassa el birliğiyle 2 ay içerisinde ve bütün bölgelerdeki insanlarımızın, bütün belediye başkanlarımızın gayretiyle oradaki bölgedeki 10-12 tane ildeki insanlarımızın bütün ilk ihtiyaçlarını ancak karşılayabildik ama onları kalıcı konutlarına yerleştirinceye kadar hassasiyetle devam edecek. Demiröz, partisinin Niğde İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette 2024'ün Mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlık ve ekonomiyi düzeltme çalışmaları için bölgeleri gezdiklerini söyledi. Eylül ayı sonuna doğru açıklanacak. Yatırımın iyileştirilmesi, neler yapılabilir? Programımızın ilk kısmı basın açık gerçekleşecek. Bu basın açık kısımda Genel Başkan Yardımcımıza ben sözü takdim edeceğim. Arkasından teşkilatımızla beraber sohbet edeceğiz, istişare edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben sözü sizlere bırakıyorum. Bugün Niğde'yi şehir buluşmaları programı çerçevesinde ziyaret ediyoruz. Bir dizi programlarımız olacak, temaslarımız olacak. Önce teşkilatlardan, daha sonra esnaf ziyareti ve en sonunda da Sanayi Ticaret Odası'ndaki son toplantıdan sonra günü tamamlayacağız. AK Parti olarak Mayıs ayında gerçekten Türkiye'nin kaderini değiştirecek ve önümüzdeki nice nice yıllarda Türkiye'yi geçmişteki 20 yılın daha da fevkinde bir şekilde büyütmek, dünyada söz sahibi yapacak şekilde sizlerin desteğiyle, bu milletin desteğiyle, bu milletin ferasetiyle hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem de genel kuruldaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki üstün başarıyı bu millet sayesinde elde ettik. Ama bu hiçbir zaman için bizi durdurmadı veyahut da bir rehavete kapılmamızı engellemek açısından hemen kolları sıvadık. Çünkü seçimle beraber Türkiye'de gerçekten vaat edilenlerin verilmesi, ekonomik yönden insanlarımızın sıkıntıya gireceğini veya girdiğini görmemiz hasebiyle hemen kolları sıvadık ve tedbirleri almak üzere yollara düştük. Önümüzdeki 2024 Mart'ındaki yerel seçimlere hem hazırlanma hem de öncelikle ekonomiyi düzeltme açısından hangi bölgede ne yapılabilir, hangi kitlelere neler verilebilir, bütün bölgeyi gezerek arkadaşlarımız tespitlerimizi yapıyoruz ve bu bilgiler genel merkezde bir toplanıyor ve sonradan da Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde külliyemizde hayata geçirmeye çalışılıyor. Koordinatörüm, milletvekilim, il belediye başkanım, il genel meclis başkanım, kadın kolları, genç kolları başkanlarım, ilçe başkanlarım, ilçe... Hepinize tekrar saygılarım, sevgilerim, hürmetlerim ve Ankara'nın ve Cumhurbaşkanımızın selamını getirdiğimizi ifade edeyim.